Evet, size şu anda 4 Levent Sanayi Mahallesi Merkez Camii'nin oradan videoya başlıyorum. Buranın yeni adı Sultan Selim Mahallesi. Yani artık keşmekeş, kalabalık, sıkıcı, boğucu bir hal almış durumda artık yani. Şimdi bu ortadaki yeşillerin, yeşillik alanlarını görüyorsunuz. Mesela çamlar var, bilmem neler var. Ama burada ne var? Burada korkuluk yok. Burada korkuluk olmadığı için, demir korkuluk daha doğrusu, ne oluyor? Vatandaş sazan gibi bakıyorsun, bir anda yola atlamış abi. Şimdi her yerden yani çıkabiliyorlar yani. Ya böyle bir peyzaj, işte yeşillendirme mi diyelim, ağaç dikme mi diyelim, çevre düzeltme mi diyelim, artık güzelleştirme mi diyelim, ne arasan var yani. Ya bu olmuyor yani, bu gerçekten olacak bir şey değil yani. Çünkü yaya abi atlıyor ya, her taraftan yaya atlıyor. Önüne bir anda yaya çıkıyor yani. Çarpsan abi ondan sonra başın belaya giriyor. Bir de bu mahallede abi öyle bir insanlar var ki, böyle ters şeritten gelen 60'ta, 70'te, belki 80'le ters şeritlerden böyle yaya geçitlerine uyum sağlayan o kadar çok insan var ki, bunlar ölmüyor da bir de yani. Bunlara bakıyorum böyle hala yaşıyorlar yani. Gerçekten de bu mucize işte. Hani diyorlar bir mucize göster. Abi onlar işte, ben sana istiyorsan videolar çekeyim göstereyim. Bunların yaşaması bile mucize yani. Ve birini öldürmemeler bu zamana kadar gerçekten. Adam şimdi oraya koymuş 3 tane kasa. 3 tane kasayı koymuş, 5 tane kasayı koymuş. Sorsan mal gelecek. Abi, vatandaş o zaman işini 5 dakikalık, 10 dakikalık nasıl görecek? O zaman onu da bana bir açıklayın, ben de bileyim. Burada cepler var mesela belli bir yerlerde. Bu cepleri millet binasının önü olduğu için babasının malı gibi kullanıyor. Bildiğin otopark olarak kullanıyor yani. Bak, yolun ortasında araba çekiyor adamlar. Ya yolun ortasında araba olur mu? Oluyor işte. Yolun ortasında araba var burada yani. Tezgahlar desen zaten öyle bir artık her şeyi aşmış ki böyle. Yolda yürüyemez hale geliyorsun artık böyle. Yani böyle bir düzensizlik, bir bozukluk böyle. Hani bunu tutup da Kağıthane Belediyesi'ni suçladı şimdi değil yani. Ama bir düzgün olması gerekiyor artık ya. Bak, bu kadar vergi alınıyor. İstanbul'un burası merkezi ya. Ya böyle bir şey hala var mı ya? Her yer böyle. Ortada abi otopark olur mu? Adam ortaya araba çekiyor. Ortaya araba çekilir mi ya? Adam bunu park edip bir de gidiyor. Hani 5 dakika, 10 dakika böyle hani bıraktım arabayı, işim var gideyim, öyle bir şey yok ya. Şu mesela öndeki arkadaş otobüsün gitmiş, yanaşmış arkasında. Otobüs onu görmüyor ki şu anda yani. Ne otobüs, var bir şey geri gelse, geri kaçırsa ölecek gidecek işte yani. Kafada kask var mı? Allah'a emanet. Kafada kask yok. Zaten şu şort giyenler de hastayım yani. Şortunu giyiyor adam. Mis, temiz. Sıcak havada böyle mis gibi. Aa, sigarasını da attı yere mis gibi. Dünya bunlara güzel ya. Tabii yere düşene kadar tabii. Yere düştü mü her şey değişiyor artık. Ondan sonra arkadaş yemek sepeti, bak mesela yanından geçsin şimdi abi. Şimdi onun yanına geçmesine izin vereceğim. Çekeceğim onu, video çekeceğim çünkü. Abi nerede bu adamın kaskı? Şimdi bu şirketin sahibi, bu şirketin yöneticileri, bu şirketin patronu. Bunlar aylık lavaya, esnaf kurye altında çalışıyor. Abi bunlara kask ne zorunlu değil? Bunlar böyle tişörtle motora binecek yani. Şuraya bak, şimdi otobüs geldi. Otobüs buradan dönmeyi bekliyor şimdi. İki tane otobüs geldi kaldı. Ya ben hayatım boyunca zaten böyle bir saçma bir kavşak, böyle bir şey görmedim yani. Böyle bir saçma sapan bir şey yani. O gerizekalı girdi, kusura bakmasın ama otobüsün arasına girdi orada yani. Otobüsün arasına niye giriyorsun abi sen? Bak şimdi o araba oradan geliyor, bu araba buradan geliyor, bilmem ne oluyor. Ama burada saçma bir düzen var. Çünkü bak şuradaki ileride biraz önce gördünüz. Soldaki yer adamlar yolu kapatmışlar, otopark olarak kullanıyorlar bildiğin yani. Her şey saçma yani. Böyle bir kuralsızlık, düzensizlik, böyle vurdum duymazlık, kural tanımamazlık. Her şeyde var yani. Adam motosiklet gibi geçiyor yanımdan ya. Ne yapayım yani şimdi. Yani durumlar böyle yani. Burası da işte metroya giden yol. Ben buradan ne yapıyorum? Ben buradan abi şimdi ufak ufak ikinci köprüden şeye doğru gideceğim. Riva tarafına doğru gideceğim, biraz serineyim.
kendime bir tane parasız plaj bulayım da orada serinleyeyim. Bak adamın, abi adam bak gidiyorum bak adam. İşte bu, işte böyle insanlar içinde trafikte araba kullan, motosiklet kullanmaya çalışıyor. Bak oradan girdi, sağa girdi, oradan girdi, sola. Ya diyeceksin ki ya falanın filanın evladı. Yani sen ne yapmaya çalışıyorsun? Orada en ufak bir araba sana dokunsa, kaza yapsa, orada millet ölse, yani daha mı iyi olacak yani? İşte böyle, kusura bakmasın ama böyle piçler yüzünden işte insanların hayatı tehlikeye giriyor yani. Bu da bir gerçek yani. Hani bırak motosiklet kullanmayı, böyle bir yerde araba kullanmak bile problem yani gerçekten yani. Şimdi ne yapıyoruz abi? Yol ya hızlı gideceksin ya da yol alacaksın. Yolumuzu vereceğiz abi. Öyle yol benim hakkım deyip de sol şeridi işgal etmene gerek yok yani. Burası neresi burası? Yeni Levent Sporcular Parkı bu tarafta. Sağ tarafta Yeni Levent'in işte villaların olduğu yerler. Vatandaş artık bu sesten, gürültüden artık maruz kalmış, bayağı bir etkilenmiş. Buraya bak, belediyenin güzel bir çalışması var ya da karayolları. Neymiş? İstanbul Büyükşehir'siymiş. İstanbul Büyükşehir'si buraya çok güzel böyle bir şey yapmış. Yani ses engelleyici bir bariyer yapmış buraya. Güzel, o da güzel. Ya çalışan adam çalışır, çalışmayan çalışmaz. Bunun partisiymiş, çartıymış, çürtüymüş önemli değil kardeşim. Bu kadar basit yani. Evet, bağlantı yoluna girmek üzereyiz, köprü yoluna gireceğiz. Aynamızı kontrol ettik şu anda. Aslında biraz da burada motosikletle ilgili hani böyle o mis gibi yollarda gidiyor vatandaş. Altındaki motoru güzel. Harika falan diyor ya mesela. Şimdi burada trafikte hani ben neyi düşündüğümü, neyi gördüğümü burada size sesli olarak aktarmaya çalışacağım. Aklıma şu an bu geldi. Bunu yapacağım daha doğrusu. Kim? Sol araba var mı? Yok. Birazcık geride. Sinyalimiz verelim. Biraz daha hızlanalım. Çünkü o ileride biraz sonra ayrım var. O ayrımı kaçıran vatandaş da üstümüze çıkabilir oradan yani. Bak hiç sinyal var mı biliyor musun? Ufak ufak çaktırmadan şeride dalıyor yani. Abi gözünü dört açacaksın işte. Gözünü dört açacaksın. Ayna mayna bilmem ne böyle freniydi, hızıydı. Bunları hep kontrol edeceksin. Yani kısacası motosiklet kullanmak gerçekten böyle her adamın kullanacağı bir şey değil. Her adamın yapacağı bir şey değil. Çünkü niye? Havada gidiyorsun lan işte. Ana sandalyede havada gidiyorsun işte ya. Sandalyede hız yapılır mı? Yapılıyor işte. Biz sandalyede şu anda hız yapıyoruz. Yani hayatımız böyle bir şey bizim yani baktığın zaman. Diyeceksin ki abi sen gerizekalı mısın veya motosiklet kullanan? Abi şimdi ona bakarsan da ne oluyor? Geçen gün otobüs gitti. Ne yaptı? Uyudu gitti. Adam girdi köprünün ayağına. Üst geçit, üst geçit neyse yani. Girdi mi o yani abi? Ne oldu? Otobüsün en az bilmiyorum en son 9-10 kişi ölmüştü. Sonrasını bilgim yok ne olduğuna dair. Öleceğim varsa ölüyorsun ya. Yani ben ölümden kaçayım. Motosiklete binmeyeyim daha çok fazla yaşım diyorsan motosiklete akıllı su kullanacaksın. Gözünü dört açacaksın. Baktığını da olmayan motosiklet kullanmayacaksın yani. Bu kadar basit yani aslında. Yani zorlamayacaksın fazla bir şey ya. Millete de özenmene gerek yok yani. Millet şöyle yapıyor. Ben böyle yapacağım diye bir şey yok abi. Otobüsle mi gitmek istiyorsun? Yani senin can güvenliğin, senin karakterin şeyle mi ilgili? Yani örnek veriyorum. Sen nerede güvenli hissediyorsan kendin orada gideceksin ya. Bu kadar basit yani. Anladın mı? Memur bey yol vereceksin. Memur bey ışığı koymuş oraya. Çakal ışığı daha varsa. Kardeşim bu belediyeden çalışan olur, parti çalışan olur, polis olur, sivil olur, görevli olur. Ya bu seni ilgilendirmez kardeşim. Sen burada zaten şu anda emniyet şeridini kullanarak esas işi bir şey yapıyorsun. Böyle herkes böyle takıyor sireni gidiyor oradan. Abi size ne ya? Bu ülkenin trafik polisi var mı abi? Trafik polisi ilgilensin abi. Size ne ya? Siz mi trafik polisi yapacaksınız burada yani? Zaten sen şu anda zaten normalde yasa dışı bir iş yapıyorsun yani. Sağ olsun İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya da motosikletler mağdur olmasın. Emniyet şeridini kullansın diye bir istisna yapıyor burada yani. Ama bu istisnayı da kardeşim gidip de emniyet şeridinden 80'le 100'le girip milleti öldürmeye, kendini öldürmeye de gerek yok yani. Bunları açık konuşalım ya. Böyle yallı yullu veya şunlu bunlu muhabbete gerek yok yani.
Evet, Avrupa kasını terk ediyoruz. Sol tarafımızda İmirgan, sağ tarafımızda Hisar var. Karşımızda sağ taraf Dalayba, sol taraf Beykoz'un bir yerisi. Nerede ben de bilmiyorum, ben de unuttum yani. Şöyle bayrağa bakıyoruz, rüzgarın şiddeti zaten. Rüzgar bugün zaten 29 km. Araba şimdi sinyali verdi de, sinyali nerede verdi bu adamı ben de görmedim, bilmiyorum yani. Önüme geçince mi verdi, ne yaptı? Bak bu köprüdeki rüzgar abi çok önemli bak. Kollarını ne yapıyorsun? Kollarını böyle aşağı doğru paralel, gidonu sıkmadan rahat bir şekilde tutuyorsun, tamam mı? Ondan sonra yolu ortalıyorsun ki çünkü sağdan soldan bir tane salak gelip seni yanından geçebilir, sıkıştırabilir. Rüzgarın şiddeti şu an biraz daha eğilebilirsin mesela. Dizlerini sıkıtacaksın. Fuat Dominiç abimizin bir sözü vardı, ben hep onu hatırlarım. Abi motorla aynı yerde kalma. Gerekirse motor sağa yatsın, sen sola yat. Motor sağa yatsın, sen sola yat. Hafiften ki rüzgar sağdan soldan geldiği zaman ya seni düzelsin ya motoru düzelsin, anladın mı? Bir de böyle devirli bir viteste gidin ki sağa sola uçmayın yani. Bunlara dikkat edeceksin abi, bunları öğreneceksin. Bunları ne de öğreneceksin? Bunları altın elbiseli adamın videolarını izleyeceksin. Ta en baştan başlayacaksın. Bak bu YouTube'da kalıyor yani. YouTube'da şu anda hizmet veriyor. Abone sayısı da artıyor. Bunlar böyle parayla alamayacağınız, edinemeyeceğiniz bilgiler. Çünkü bu adamın yaşantısı, gördüğü şeyler, tecrübe, aklına ne geliyorsa bunlarla ilgili bu adam video çekmiş. Yani kısacası bu adamdan önce sevgili abimiz, Barkın abimiz, büyüğümüz, kabinemizin reisi, sevdiğimiz insan, dostumuz. Çok arkadaşım öldü benim dedi. Onları anlattı. Örnek verdi, videolar çekti. Motorcunun gözünü açtı. Böyle bak şimdi. Abi şimdi bak. Bu nedir şimdi yani? Bunu bana bir anlattı, ben anlayayım. Bu yol boş. Yol boş abi. Yol dolu mu şu anda? Yol boş. Ama sen şimdi gidip de o emniyet şeridinden 80'li 100'de gidersen başına da bir şey gelirse abi ya geber gitsin yani. Kısacası bu ya. Senin moskitçi olman demek tutup da yani emniyet şeridinden 80'li 100'de gitmen anlamına gelmez ya. Git abi, bu hızda gideceksin. 70'te gidiyorum lan ben şu anda. 70 km size az mı geliyor yani? Az geliyorsa abi emniyet şeridinden dalıyorlar işte böyle. Salak sapak adamlar. Bak burası çok önemli bak. Burada abi çok sağa girmeyeceksin. Çünkü buradan soldan sağ bir yanına kaçıyorlar. Bir şeride gireceksin hemen. Normal devam edeceksin. Aynalara bakacaksın. Adam otobüs durağına girmiyor. Önüne atlıyor, geri atlıyor. Oraya kaçıyor, buraya kaçırıyor. Bak Dirix var. Devam et abi. İlla bu yoldan gitmen şart değil yani. Git başka yoldan git yani. Git 5 km ileriden git. Ne olacak yani? Senin gebermenden iyidir bunlar yani. Anladın mı? Senin gebermenden iyidir yani. Şimdi bu adam beni görüyor mu? Görüyor mu? Bakıyoruz. Ben ona gözükeceğim ben. Yani o adam beni görmüyorsa ben o adama gözükeceğim kardeşim. Bak şimdi arabaya ben izin verdim. Araba sıkışmasın abi, girsin. Girsin içeri ya. Ben basayım gideyim, yol benim diye bir şey yok ya. Toleranslı olacaksınız kardeşim. Toleranslı olacaksınız yani. Millet zaten paket kuryeden şundan bundan artık illallı etmiş. Artık öyle bıkmış yani, mahallelerinde böyle kaldırımlar, ters şeritler, oralar buralar. Adam motorcu gördü mü sövesi giriyor artık yani. Öyle bir hale geldi yani. O yüzden dolayı da abi toleranslı göstereceksin biraz ya. Biraz anlayışlı olacaksınız kardeşim ya. Acelen varsa kardeşim taksiyle git o zaman ya. Taksi atla git yani. Motosiklet kullanmana gerek yok yani. Motosikletlerin de birazcık böyle akıllı dost olması lazım yani. E diyeceksin kardeşim arabalar çok mu iyi kullanıyor? Yok. Ama arabaya bir şey olmuyor. Araba kaza yapınca gidiyor. Tamirciye yaptırıyor. Sen yaptırsana kolunu bacağını. Araba tamircisine gidip de veya. Lan şu anda normal hastaneden randevu bile alamıyorsun ya. Randevu yok, randevu yok. Senin kolun bacağın kırılacak. Sen gideceksin doğru düzgün böyle bir operasyon geçireceksin de yaşayacaksın he. Tabii güzel doktorlarımız, güzel hastanemiz var her zaman. Ona bir diyeceğimiz yok. Onlar her zaman başımızın tacı. Kardeşim bak bir aile hekimi olsa bile, aile hekimi dediğin senin mahallendeki doktor ya. Mahallene doktor gelmiş, sağlık ocağına doktor gelmiş. Sen bunu tutup da küçümseyemezsin abi. Böyle kafana göre bağırınca çağırma böyle, yok hakaret yok bilmem ne yok. Hasta mı acil? Abi senin hastan acilse ambulans da gelir. Olmazsa sedye de gelir hastanın içinde. O da olmazsa tekerlekli sandalye de gelir. Hasta böyle ayakta yürürken böyle acile geldim ölüyorum diye bir şey yok ya. Sıranı bekleyeceksin abi. Sen oradaki doktorun günde kaç hastaya baktığını, neler yaşadığını biliyor musun ya? He?
Biliyor musun abi? Diyeceksin bana ne? Lan bana ne diye bir şey yok işte ya. Ben bir doktorla konuşmuşum öyle. 100 tane hastaya bakıyoruz dedi ya. Ya 100 tane hastaya nasıl baksın abi bir adam ya? O da insan değil mi ya? Haftanın bu 5 günü böyle hastaya bakıyor ya. Herkesin bir sürü problemi var öyle de böyle ya. Zaten memleket olmuş şey böyle hani böyle mülteci kampı gibi bir şey olmuş yani. Memleket mülteci kampından daha. Mülteci kampında ne zaman bir sayısı vardır. Bir düzeni vardır ya. Bizde ise bize kakaladılar ne kadar abuk subuk adam varsa bakıyorsun böyle böyle dalyan demiyorum böyle odun gibi böyle adamlar lan memleketini satmış adamlar bunlar lan memleketini satmış adamlar yani memleketini korumadan memleketini böyle korumadan bırakmış gelmiş kendi memleketine akrabalarına yani insanlar lan bunlar benim burada tek üzüldüğüm konu çoluk çocuk abi adam böyle ufacık çoluk çocuğu var böyle tamam ama onları aldı ya onları aldı yani herkes de sonuçta bir Türk milleti gibi savaşacak böyle, ülkesini kurtaracak, cesaretli olacak diye bir şey yok. Bu ne abi? Yolun ortasında bu ne ya? Burada nerede hani şey şimdi? Burada adam 2 metre kala etrafı çevirmiş abi burada. Hani nerede bu? 10 metre gerisi nerede bunun ya? Bu kadar lastik burada ne oluyor mesela? Ne işe yarıyor bu kadar? Bu dubalar mesela. Restoranlar tabii burayı otopark olarak kullandığı için dubalar o yüzden. Onu baştan söyleyeyim de. Yani bu yol üstünde lastikler ne iş ya, ne hak yani, şunlar ne böyle yani. Sanki milletin babasının malı gibi lastik koymuş, yok bilmem ne koymuş oralara, buralara. Onlar oraya diziyor ya, böyle bir saçmalık var. Bu ülke düzelmez ya, düzelmez. Çünkü niye düzelmez biliyorsun, bu ülkenin insanları çünkü düzeleceğine daha çok bozuluyor ya. Ama ne olur, güzel bir kanun olur, bilmem ne olur. Yap lan dersin, kanuna uyacaksın. Bak o zaman nasıl uyuyor abi. Ceza yememek için bir millet var ya uff. Havadaki takla atar ya. Çünkü niye? Aldığı para çünkü para olmadığı için 3 kuruşluk para. O yüzden dolayı da ceza yememek için elinden geleni yapar. Şimdi buradan nereye bağlandık? Biz buradan şimdi Çavuşbaşı yolu üzerinden girdik abi. Acarkent'in bir nevi oradan işte daldık şu anda. Biraz sonra da Acarkent'in tepesinden abi. Zerzevatçı köyü falan filan oradan. Köylerden Riva'ya doğru gideriz yani. Buralar kestirme ve güzel yani. Buralar sakin yollar buralar yani. Sakin desek herkese sakin gitmiyor tabi. Araba kışına yapışır, yol vereceksin. Burada bazen yılan falan da ölüyor. O yüzden dikkat etmek lazım böyle virajda da sıcaklarda falan. Yılan, ön teker yılan denk gelir.